Efendim 5. Dünya Göçebe Oyunları Büyük Bozkır'da buluşma sloganıyla yarın Kazakistan'da başlıyor. Yaklaşık 90 ülkeden 2800 sporcunun katılımıyla yapılacak Dünya Göçebe Oyunları'nda başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığı dallarında 21 geleneksel spor dalı olacak. Kazakistan'ın başkenti Astana hazırlıklarını tamamladı. Konuk ülkelerin kafilelerini karşılamaya başladı. Türkiye'nin ilk etnospor kafilesi de Astana'ya ulaştı. 5. Dünya Göçebe Oyunları'na hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi Astana, dünyanın dört bir yanından gelen kafileleri karşılıyor. Türkiye'nin ilk etnospor kafilesini taşıyan uçak Astana'nın uluslararası havalimanına indi. Millilerin ilk kafilesi TRT'nin Kazakistan temsilciliği ve gönüllülerce geleneksel Kazakistan müziği eşliğinde karşılandı. TRT'ye konuşan Türk sporcular yarışacakları her branşta iddialı olduklarını vurguladı. Atlı güreş, kökbörü, kökbar ve atlı okçuluk branşlarında yarışacağız. Atlı okçuluk branşında çok daha iddialıyız. Kökbörü takımımız da güzel, dişli bir takım. Atlı güreşte de aslında yeni sayılırız Türkiye'de ama kendimizi ilerletme yolunda hızla devam ediyoruz. İyi başarılar elde etmeyi düşünüyoruz. Kazakistan ve Kırgızistan takımları en büyük rakiplerimiz olarak görüyoruz. Türkiye'den 9 spor dalında 120 sporcu oyunlara katılacak. Motivasyonumuz iyi. Atlı okçuluk konusunda burada şu anda yapabileceğimiz en iyi derece yaparak ülkemize dönmeyi düşünüyoruz inşallah. Beniler oyunların arasında bizim volunteerlık hizmet. Göçebe oyunları süresince gönüllüler ekibi tarafından kafilelere servis sağlanacak. Şu an biz Türkiye'nin sporcu heyetini karşıladık. Birazdan akredite merkezi, daha sonra da otele götüreceğiz. Dünyanın en iyi etnosporcularının katılacağı 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda 21 branşta yarışmalar yapılacak. 97 madalya verilecek. Dünya Göçebe Oyunları için Astana'ya 100 binden fazla turistin gelmesi bekleniyor. Oyunlar 13 Eylül'de sona erecek.